Hiç böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum. Her şey bir videoyla başladı. Bu benim evim. Ben ona gitmem. O benimle her yere gelir. Tahmin edersiniz ki incelik... Bir dakika, böyle bir karavanla Türkiye turu yapılabilir. Benim olayım. İlginç şeyleri blogumda paylaşıyorum. Ama sadece ince olanları. Böyle güzel düşüncelerim varken aniden aklıma başka şeyler gelmeye başladı. İstediğin zaman ev boş. Merak edip karavan fiyatlarına baktım. 50 bin, 100 bin, 200 bin. 350 bin, 70 bin, 75 bin. Bunlar çok pahalı. Abi fiyatları görünce sesim gitti. Bu gençlerin ucuz karavan yapıp tatil yapmaya hakkı yok mu? Kim düşünecek bu gençleri? Elimin ve zamanımın, beynimin yettiği sürece bu videoyu yapmaya kendime görev edindim. 3 boyutlu programımı açıp tam modellemeye başlayacaktım ki ilk sorunumla karşılaştım. Karavanımın ölçüleri ne olacak? Peki bu ölçüler neden önemli? Boş bir yoldan giderken hiçbir sıkıntımız yok. Ama sağdan ve soldan arabalar gelmeye başlayınca ölçüleri doğru belirlemezsem trafik berk. Bu olunca da arkamızdan gelecek olan ses de bu. Birkaç kez modelleyip sildikten sonra bu sorunu çözüp bizim için ideal ölçüleri buldum. Ölçüleri 90 cm eni, 190 cm de uzunluğu olacak. Bir sonraki işlem römen kuradılama. Birazcık modelleme yapalım. Eğlenemiyoruz gençler. Müziği kesip birazcık açıklama yapacağım. 3 cm ve 3 cm metal profilden 80'e x 180 şaseyi oluşturdum. Hepsini birbirine kaynak yaptım. Ortalara ve kenarlara ekstradan güçlendirme ekledim. Tekerleklerin oturması için ayrıca bir bölüm daha ekledim. Tam bitmeye yaklaşmıştım ki iki sorunla daha karşılaştım. Birincisi römork ölçüleri ve teker derinliği. Yarı çapı 37 cm olan tekere 35 cm yüksekliğinde şase yaparsak sorun olmuyor. Aynı tekere 25 cm'lik şase yüksekliği yaparsak teker karavana sürtüyor. Yani kısacası tekere göre şase yüksekliği yapınca sorun çözülüyor. Üçüncü sorun. Romork çeken başlığa oynar başlık tasarlama. Yolda giderken sağ ve sola dönüşlerde yumuşak bir dönüşe ihtiyacımız var. Bunu da 4 mm profil, birkaç vida, gres yağı ve birazcık kaynakla çözmüş oldum. Artık geri girebiliriz. Kilometre yazmaz, müteahhit dursun oğluna kızamaz. İsmet'in de midesi bulanmaz. Geri geri gitmekten tersim döndü Temel. Benim de. Ama ne yapayım? Babam yine kilometreyi yazdı. Şimdi vitesi 5'e takıp birazcık hızlanacağız. 3'e 3 profilden şase oluşturdum. İçlerine ahşap dikme ile destek sağladım. Ahşap yapma nedenim olabildiğince hafif olması. Ekstradan merdiven ekledim. Yoksa karavana çıkmak bayağı bir sorun olacak. Dış gövdesini 2 cm kalınlık ve 10 cm genişliğinde plastik lambir ile kapladım. Köşelerine L profil döndüm. Bu da hafiflik için. Ahşap kullansaydım bayağı bir ağır olacaktı. İç kısmına ise 8 mm HDF kullandım, 2 pencere ve bir kapı ekledim. İçine girebilmeniz için ekstradan tutunma ayarları ekledim. Büyük kapışma başlasın. Benim yaptığım modelde yatmak için üst kısmını kullandım. Ölçüsü geniş, rahatça uyuyabilir. Dediği zaman çıkartıp karavan içinde gezinebilirsin diye düşündüm. Diğer modellerde dünya geneli ortalama insan boyu 1.75. Modele bakarsak uyuyabilmek için cenin pozisyonunda uyuyabilirsin. Ama uzun zamanı vurduğunda rahatsız olursun ve seni rahatsız etmeye başlar. Benim modelde depolama alanı, kıyafetlerini, mangal, yemek tabağı, meyve, sebze koyabileceğin alanlar mevcut. Masalar açılıp kapanabilen mobilyadan yaptım. Diğer modeller sanki depo gibi modellenmiş. Gir, objeni koy, al çık mantığı. Birazcık boyama ve birazcık süslemeden sonra bitirmeye yaklaştım. Bize kaç paraya mı mal oldu? Profil demirler, plastik lambiri, ahşap dikmeler, demir işçiliği, ahşap işçiliği, kaynak ücreti,
ucuz bisiklet, pahalı bisiklet, boyama, boyama fiyatları. Bütün bunları sadece kendin yaptığını hesaplarsan, bunları kesecek makineler sende olduğunu düşünürsen, 8000'e yapıyorsun şu anki güncel fiyatlarla. El işçiliğin yoksa başkasını yaptırmaya kalkarsan, fiyatlar tavan ve bu karavan bize hayal oluyor anlayacağınız. Eğer kendimiz yapmış olsaydık, Bolu Kerpek Ayalıkları'nda manzaranın tadını çıkarabilir. Alanya Aytap Antik Kenti'nde tarihe dalış yapabilir. Bolu Sülüklü Göl'de balık tutabilir. Artvin'in Maçael Vadisi'nde de temiz bir nefes alabilirsin. Reklamda da söylediği gibi, bu benim evim, ben ona gitmem, o benimle her yere gelir. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.